Bir önceki videoda mayoza giriş yaptık arkadaşlar. Hatta interfaz ve profaz 1 dediğimiz evreleri de uzun uzun anlattık. Hücre profaz 1'de uzun süre kalır. Çünkü profaz 1 esnasında bir sürü şey gerçekleşir. Mitoz profazında olduğu gibi çekirdek yok olmaya başlar veya ne olur tamamen yok olur. Burada kromozomları görüyorsunuz ancak bir mikroskop yardımıyla görebileceğiniz sıkı formlarına bürünmüşler. Fakat mayoz 1'in profazına özel olan şey burada göreceğiniz kromozom çaprazlaması. Bu çaprazlama tam olarak profaz 1'de gerçekleşir. Homolog kromozomların başları çaprazlama eğilimindedir. Bu kısımlar aynı genler için özellikler kodlar. Fakat farklı alelleri taşır. Bu olay birazdan da anlatacağımız gibi genetik çeşitliliğe katkı sağlayacak. Şimdi bunu birazdan göreceğiz. Daha da ayrıntıya inmeden mayoz 1 ile devam edelim. Buradaki evreye ne tahmin edebilirsiniz. Metafaz 1. Evet buraya da yazalım. Metafaz 1. Aslında mitozdaki metafazla aralarında bir takım benzerlikler var. Hücreyi çiziyorum. Bu gördüğünüz hücre zarı, sentrozomlarım burada. Şimdi daha önemli rolleri var. Çekirdek zarı parçalanacak. Evet, burada bakın çekirdek zarı burada parçalanarak tamamen kayboluyor. Aynı mitoz bölünmede olduğu gibi kromozomlar merkezde dizilecek. Buraya bir tanesini çiziyorum. Evet. Bu gördüğünüz bir kromozom. İki tane kardeş kromatiti var. Bir tarafı çaprazlamaya maruz kaldı. O yüzden orasını pembe ile gösteriyorum. Bir de büyük bir kısmı anneden gelmiş bir kromozom çiziyorum. Bu da aynı şekilde çaprazlamaya maruz kaldı. Diğer rengi alalım. Burada da babadan gelen bir kromozom kendini kopyaladı. Şimdi kardeş iki kromatiti var. Buradaki çaprazlamayı göstermiyorum. Belki bu alttakilerinde çaprazlama gerçekleşmemiş olabilir arkadaşlar. Yine homolog çapraz gen oluşumu yok. Hatta bunlar belki daha kısa. Evet, şimdi de sentromerleri çiziyorum. Sentromerlerde mavi rengi kullanacağım. Sentromerlerden çıkan mikrotübülleri de burada görüyoruz. Evet, sentrozomları birbirlerinden uzaklaştırıyorlar. Aynı zamanda e, kinetokorlarını da kromozomlara tutturmuşlar. Bakın aynen bu şekilde. İnsanlar bazen mikrotübüllerden çok sıradan şeylermiş gibi bahsederler. Ne o öyle der mikrotübül ay ay mikro mikro falan tübül tübül. Ee, halbuki öyle değil. Ben onları oldukça ilginç buluyorum. Sadece bir avuç protein olmalarına rağmen normalde yediğimiz bir avuç protein gibi muamele etmeyelim arkadaşlar. Değişik kimyasal ve termodinamik süreçlerden geçip çok ilginç şeyler yapabiliyorlar bu arkadaşlar. Kromozomları hücrenin başka yerlerine taşımak gibi mesela. Böylece eşey üreme e, gerçekleşebiliyor. Bence bu harika. Bu olay milyonlarca yıllık bir evrim sürecinde gerçekleşmiş. Yine de sistemin karmaşıklığı insanı epey etkiliyor. Aslında bütün bu sistemin nasıl çalıştığını da tam olarak anlayabilmiş e, değiliz henüz. İlginç şekillerde uzayabilen ve kısalabilen mikrotübüllerden bahsetmiştik. Bunların üzerinde kromozomları hareket ettirmeye yarayan motor proteinlerinin olduğunu biliyoruz. Gerçekten büyüleyici bir süreç. Neyse, lafı fazla uzatmadan şöyle bir toparlarsak, işte metafaz 1'de bunlar gerçekleşiyor. Bundan sonra neler olacağını tahmin edebilirsiniz. Sırada anafaz evresi var. Buraya da yazalım. Evet, anafaz 1. Aynı mitoz bölünmedeki anafaz evresinde olduğu gibi kromozomlar hücrenin iki yönüne doğru dağılmaya başlayacak. Ama burada göze çarpan önemli bir farklılık var. Mitozda kardeş kromatitler iki kardeş kromozom olarak iki tarafa çekilir. Anafaz 1'de ise işler bu şekilde olmaz. Anafaz 1'de kardeş kromatitler bir arada kalır. Burada birbirinden ayrılan homolog çiftlerdir. Evet bunu çizeyim. Homologlar iki tarafa çekiliyor. Kardeş kromatitler değil, yanlış olmasın. Bu bu tarafa çekilmiş. Diğer kromozomdan ucuna azıcık alel ekleyelim. Evet. Diğeri ise diğer tarafa çekilmiş. Çizebileceğim en iyi şekilde çiziyorum arkadaşlar. Renklere özellikle dikkat ediyorum. Çünkü bu şekilde takip etmek daha kolay oluyor. Buradaki de aşağı tarafa ayrılmış durumda. Son olarak da bu kromozom da bu köşede duruyor. Yani kromozomlar farklı yönlere çekilmiş. Sentrozomları da çiziyorum. Sentrozomlar onları çekiyordu. Şöyle de diyebiliriz, kromozomları hareket ettiriyorlardı. Birbirlerini de zıt yönlere itiyorlardı. İki sentrozom, hücrenin iki bitiş noktasına doğru birbirini itiyor. Başka ilginç bir mekanizmayla da bu homolog kromozomları mikrotübüller sayesinde birbirlerinden ayırıp kromozomları bir araya getiriyorlar. Bu ayırma işlemi rastgele gerçekleşen bir işlem. ...olarak kendini gösteriyor. Buradaki pembe kromozom farklı yerde olabilir. Diğerinin de yerleri, diğerlerinin de yani... ...onların da yerleri değişik olabilirdi. Bunun sonucunda bütün gametler arasında genetik çeşitlilik sağlanıyor. Üretilen bütün gametlerin hepsinin genetiği birbirinden farklı olacak. Anafaz 1'de olanları gördük. Kromozomları ayırdık. Şimdi de telofaz 1'de olacaklara bir bakalım. Evet, yazalım bunu. Telofaz 1. Olacaklar mitoz bölünmedeki telofaz evresine benziyor. Burada sitokinez başladı. Aslında daha önceden de başlamış olabilir. Mitozda anafazda sitokinezin başladığını görebiliriz. Homolog kromozomlar ayrılıp zıt kutuplara taşındı. Artık kromatit şekline geri dönebilirler. Evet biraz da pembe katayım. Buradaki de kromatit şekline geri dönüşüyor diğerini de çizeyim. Turuncu olan da artık kromatit şeklinde. Evet, pembeli olanı çizelim. Turuncuyu aldım çünkü bunun ucunda biraz turuncu olacak. Evet. Hepsi kromatit şekline dönüşüyor. Çekirdek zarı yeniden oluşmaya başlıyor. Aslında burada profaz 1'de olanların tam tersi oluyor da diyebiliriz. Hatırlayın, çekirdek zarı kaybolmuştu. Şimdi yeniden oluşuyor kromozomlar açılıyor. Sentrozomları çekirdek zarının dışına doğru çiziyorum. Evet dışına çizdim. Mikrotübüller de çözünüyor. Sonunda sitokines tamamlanıyor. Bu iki hücre artık birbirinden ayrılıyor. Hatırlayalım mayoza giriş yapmıştık. İlk hücrede diploid kromozomlar daha sonra iki ayrı haploid hücreye iniyor demiştik. Hatırladınız mı? Burada gördüklerimiz hala hücrelerimizin son halleri değil. Çizdiğim bu bölge şu ana kadar ayrıntılı bir şekilde anlattığım evreleri gösteriyor. Bu evreler mayoz 1'in evreleri. Bir sonraki videoda mayoz 2'yi işleyeceğiz. Evet bütün bunlar mayoz 1'in evreleri arkadaşlar. Unutmayalım karıştırmayalım. Buraya pembe renkle yazıyorum. Mayoz 1. Şimdi bu iki hücrenin de haploid sayıda genetik materyali olduğunu görüyorsunuz. İki homolog kromozom var. Bu iki homolog kromozomun da kardeş kromatitleri var. Mayoz 2'yi değiştirince, mayoz 2 sonrası bu kromozomların da kromatitlere ayrılacağını ve bunlardan da yeni kromozomlar oluşacağını görmüş olacağız. Her bir hücrede haploid sayıda materyal bulunacak. Bir sonraki videoda mayoz 2'yi açıklayacağız.